İşte böyle şey oldu dedi abla, üzülme dedi. Ben zaten ağlıyorum çocuğum, eşimi 17 gün kaybettim. Geldim işte baktım ki olay zaten meydana beyler de söylediler işte. İsteyelim oğlumla devletimize yardım isteyelim, ne yapalım başka? Mağdurum oğlum ben, başka cinecik yerim yok, bir dairem var, onu da eşim benim üzerime babamla yatmış, vefat etmişler. Beni eşimden, eşim bunu bana almış ya. Şimdi sağa sola komşularıma, kardeşime kalacağım ya. Köyde evim kendime ait yok. Çok üzüldüm oğlum. Ben zaten ağlayaydım yani. Bu da bu uçuyordu ama ne yap? İsteyelim gereken yapıyorsun, bize yardım olsun da yani. Kanunlar neyse onu isteyelim de oğlum. Başka daha ne isteyelim? Mağdurluğumuz meydanda zaten hep beraber. Ne isteyelim oğlum? Peki. Bu bunları koy. Hadi bize röportaj yap. Dün akşam saat 4.30 civarında binada çatlamalar oldu. Ondan sonra kontrol altında binayı boşalttık. Bina çok gördü yine. Orta cami yapılmakta çok zemin indi. İndiği için binamız tehlikeye bindi. Toprak kayımından aşağıda kazık çakmışlar, fara kazık. Ondan kayımdan bina... Neler yaşadınız? Şimdi ben 2 yıldır burada kiracıyım, 5. katta. Benim kendi oturduğum dairede gözle görünür fazla bir şey yok. Ben de dün burada değildim. Fakat 4.30'da geldiğimde bütün ev sahiplerinin dışarıda olduğunu gördüm. Bina sahiplerinin. Ve bazı binalarda çatlak olduğu, işte kalabodur fayanslarda ses geldiği dolayısıyla emniyete bildirilip ve hızlı şekilde binayı boşaltılmış. Biz de haliyle şu anda bekliyoruz. Peki bugün sabahtan beri bekliyorsunuz. Bugün de çalışmalar yapıldı. Evet, çalışmalar yapılıyor ama şu anda vatandaşa çok net bir bilgi veren olmadı yani. Neticenin ne olacağı. İkinci günümüz bugün. Yine tabii ki misafir olacağız dün akşam olduğumuz yerlere. Tabii çalışmalar artık normal şartlarda devam ediyor yani. Dünden bu yana bir komşunun katında mutfağında çalışırken yemek yaparken bayağı bir çatırdama oldu. İşte bayağı bir panik, korku işte. Binayı terk etmek mevcutuna kaldık. İşte şimdi bugün etüt falan duvarlardan numune falan alınıyor. Neticede işte numuneler sağlam çıkarsa ona göre hareket edilecek. Peki numuneler sağlam çıkıyor. Bugün hala oturmaya devam edecek misiniz siz? Bir korku var mı? Bir endişe var mı? Korku herkeste var tabii. Çoluk çocukta, bayanlarda daha çok. Oturma olmaz yani büyük ihtimal. Peki siz...